Kentin iki büyük hamamından biri olan Güney Hamamı'nın kazıları 1978-1985 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir simetrik plana bağlı kalmaksızın birbirine bitişik nizamda kuzey-doğu-güney-batı uzantısında tasarlanmış olan bu hamam, Apoditerium, Frigidarium, Tepidarium ve Kaldarium olmak üzere dört ana ve diğer ara bölümlerden oluşmaktadır. Pamfilya bölgesindeki diğer Roma dönemi hamamlarından yan yana sıralanmış mekanlardan oluşan Güney Hamamı'na gelen ziyaretçiler ilk olarak soyunma odası işlevi gören, duvarlarında raflar bulunan Apoditerium'u gezmektedir. Genelde dikdörtgen plan arz eden bu Apoditerium'lar taştan ya da ahşaptan oturma sıralarına sahiptirler. Bu ünitenin yanında olasılıkla Palaestra'da yapılan idmanlar sonrasında temizlenme yeri olarak kullanılan yüzme havuzuna yani Natatio'ya geçilmektedir. Anılan mekanın hemen yanında absidal planlı soğukluk bölümü Frigidarium bulunmaktadır. Bu bölümü sırasıyla ılıklık Tepidarium ile çökmüş durumdaki ısıtma sisteminin yer aldığı Hipokaust ve sıcaklık bölümü Kaldarium izlemektedir. Doğuda kalan Propilon'dan sonra gençlerin fiziksel aktivitelerini sergiledikleri Palaestra'ya geçilmektedir. Palaestra'nın hemen kuzeyinde Frigidarium'dan kemerli bir kapı ile geçilen koridorda bulunan heykel kaidesindeki yazıta istinaden Claudius Peison Galerisi olarak adlandırılan birim gelmektedir. Farklı yapı evrelerine sahip olan ve milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara tarihlendirilen Güney Hamamı'nda yapılan kazılarda yapının mekanlarının tabanlarının milattan sonra 4. yüzyılda mozaiklerle renklendirildiği, duvarların ise mermer plakalarla kaplandığı saptanmıştır. Yunan mitolojisinden tanınan Athena, Afrodit, Nemesis, Higeia, Asklepios, Genius gibi karakterlerin yanı sıra üç güzeller olarak bilinen heykel grubu ile rahibe heykelleriyle donatılan Güney Hamamı adeta kullanım gördüğü dönemde bir sanat galerisi görünümünde olmalıydı. Kentin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Güney Hamam, Pamfilya bölgesindeki benzerleriyle karşılaştırıldığında büyüklüğü ve anıtsallığıyla dikkat çeker. Hamam mekanlarının tabanı, altındaki ısıtma sistemi olan Hipokaust günümüzde görülebilir. Güney Hamam ayrıca Yunan jimnazyon geleneğini fikri eğitime ayrılmış mekanlara yer vererek sürdürmüştür. Hamamda açığa çıkarılan birçok heykeltıraşlık buluntuları Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Perge Güney Hamamı, milattan sonra 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar uzanan farklı evrelere ait inşaat, değişiklik ve ekleme faaliyetlerini yansıtmaktadır. Güney Hamam, Perge kentinin en görkemli ve günümüze en iyi koruna gelmiş yapılarından biridir. Aşağı şehirde Helenistik dönem kapısı ile geç dönem kapısı arasında kalan alanın batısında yer almaktadır. 1978-1985 yılları arasında kazılmış olan Güney Hamam mekanları tamamen ortaya çıkarılmıştır.
Lanç Korozki'nin küçük yerel bir hamam olarak değerlendirdiği yapının çok sayıda heykeltıraşlık eseri ile süslü gösterişli bir hamam gimnasyon olduğu anlaşılır. Eksenleri birbirine paralel, güneye bakan yan yana dizilmiş beş mekan, bu mekanların kuzeyinde bulunan palaestra, konferans ve sanat salonu ile ekseni bu mekanlara dik iki mekandan oluşmaktadır. Büyük palaestrayı ve eğitim sanat salonu bu hamamın bir hamam gimnasyon kompleksi olduğunu göstermektedir. Bu hamam kompleksinin özelliği Yunan mimarisine özgü palaestranın Roma hamamlarına özgü mimari ile birlikte kullanılmasıdır. Plan açısından ise yapı kuzeydoğu güneybatı doğrultuda yan yana sıralanmış aynı aks üzerinde yer almayan mekanlardan oluştuğu için aksiyal olmayan asimetrik hamamlar sınıfına girer. Güney hamam, Perge'deki ikinci hamam yapısı gibi kapıya yakın ve batıdan gelen su yollarının kolay ulaşılabileceği bir alana konumlandırılmış, Pamfilya bölgesindeki tüm hamamlar kentin günlük yaşamının yoğun olduğu yerlere inşa edilmiştir. Perge'de de kentin Macellum Agora'sı Güney Hamam'ın hemen batısında yer alır. Su, Güney Hamam'a kurşunlu kaynağından kemerler ve kanallar vasıtasıyla gelir. Batı surları yer altından pişmiş toprak künklerle aşılmıştır. Su hamam içinde de yine pişmiş toprak künklerle mekanlara dağıtılır. Hamam planında belirli bir yıkanma sırası yoktur. Anıtsal bir propilon ile girilen palaestrada bedensel faaliyetler yapıldıktan sonra güneydeki açık havuz Natateo'da yıkanılmıştır. Yine palaestradan sütunlu bir giriş ile fikir ve sanatsal eğitimin gerçekleştiği Claudius Peison Galerisi'ne girilebilmektedir. Bu mekanın güney duvarındaki kapı ise hamamın yıkanma ile ilgili bölümüne Frigidarium olan mekana ulaşılmasını sağlar. Frigidarium'dan da sırasıyla Tepidarium olan mekan ve Kaldırayım olan mekana geçilmektedir. Tanımsız Yedinoğlu mekandan önce kuzeybatıda yer alan ve muhtemelen ikinci bir soğuk salon olan Sekiznoğlu mekana ve oradan da Dokuznoğlu mekana uğranarak 2 ve 1 nolu Tepidarium ve Kaldırayım'a girilebilmekteydi. Kentin geç dönem kapısı ile Helenistik dönem kapısı arasında batıda yer alan ve Severuslar dönemine tarihlenen Propilon'dan geçilerek ulaşılan palaestra 46x35 metre ebatlarındadır. Dört tarafı portikalarla çevrilidir. Portikaları oluşturan granit sütunların mermer kaideleri kireç taşından alçak postamentler üzerinde yükselmektedir. Sütun başlıkları Korint düzenindedir. Portikler doğuda ve batıda birer duvarla, batıda ve güneyde ise hamama ait mekanlarla, Apoditerium ve Natatio ile sınırlandırılmıştır. Doğu portiğin kuzeyi, Helenistik dönem kulelerine dayanmakta, güneyi ise F2 çeşmesinin arkasında bulunan bir geçide açılmaktadır. Batı portiğin bir kısmı güneyden Frigidarium'a, kuzeyden ise
Claudius Peyson Galerisi'ne açılmaktadır. Palaestra 46 x 35 metre ölçülerinde ve dört tarafı portikolarla süslü bir mekandır. Güreş, koşu gibi spor faaliyetleri, felsefe, mantık ve genel kültür dersleri yapılırdı. Cimnazyumlar fiziksel egzersiz yapılan yerler olduğu için su temini çok önemlidir. Bu yüzden hamamların içinde yer almıştır. Yapıdaki bütün portikoların tabanı iri tessera, geometrik motifli ve bordürlü panolardan oluşan ve milattan sonra 3. ila 5. yüzyıl aralığına tarihlenen mozaiklerle döşelidir. Palaestra'nın zemini saptanamamıştır. Ancak son zamanlarda yapılan mozaik araştırmaları sırasında Claudius Peyson Galerisi'nden doğuya gelen bir su kanalının Palaestra'ya doğru ilerlediği görülmüştür. Kurşunlu kaynağından alınan su Palaestra'ya da künkler vasıtasıyla iletilmiş olmalıdır. Apoditerium, Perge hamamının girişindeki ilk odadır. Dikdörtgen planlı bu yapının içinde taştan veya ahşaptan oturma sıraları vardı. Zemini milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllara tarihlenen geometrik mozaiklerle kaplıdır. Bir kapı ile Palaestra tarafına, bir diğer kapı ile de Severus çeşmesinin arka tarafına çıkış sağlanmış. Ortada sekizgen bir küçük havuz piscina bulunur. Havuz tuğladan örülmüş, içi yeşil damarlı, dışı ise beyaz mermer levhalarla kaplı bir duvara sahiptir. Havuzun zemininde su künkleri ve fıskiye tesisatı hala görülebilmektedir. Havuza su Septimius Severus çeşmesinden künklerle getirilir. Fıskiye tesisatı ile suyun fışkırarak havuza dolması sağlanır ve akan sular dışta bulunan drenaj kanalı ile havuzdan dışarı tahliye edilirdi. Palaestra'nın güneydoğusunda bulunan 10.20 x 15.50 metre boyutlarındaki dikdörtgen mekan hamamın apoditerumudur. Hamamların giyinme soyunma mekanları olan apoditerumlar genellikle dikdörtgen planlıdır. Ahşap ya da taş oturma bloklarına ve eşyaların konulduğu raf ya da nişlere sahiptir. Güney hamam apoditeriumu doğusunda 1.15 metre genişliğinde bir kapı ile F2 çeşmesinin arkasındaki geçide, güneyinde de 1.56 metre genişliğinde bir diğer kapı ile dışarıya açılmaktadır. Mekanın doğu ve batı duvarlarında derinlikleri 1.23 metre olan 3 adet niş bulunur. İki evre saptanan mekanda, ilk evrede duvarların mermer ile kaplı olduğu, ikinci evrede ise sıvanıp boyandığı görülmüştür. Sıva F2 çeşmesinin arkasındaki mekanın sıvası ile aynı özellikleri gösterir. Mekanın ortasında 0.90 metre yükseklikte, 1.05 metre derinlikte, 1.6 metre çapında sekizgen bir havuz bulunmaktadır. Su havuza F2 çeşmesi arkasındaki künklerle ulaşıp ortasındaki fıskiye ile havuzu doldurmaktadır. Daha sonra da bir drenaj deliği ile havuzun kenarlarındaki kanaldan akıp gitmektedir. Soyunma odası olan apoditerium yanındaki havuz natatio olarak anılır. Soğuk su havuzudur ve
Palaestra'da yapılan antrenmanlardan sonra burada yıkanılırdı. Havuzun etrafındaki duvarda pek çok niş bulunur. Nişlerin içinde ve yanlarındaki duvarlarda mermer payeler bulunur. Havuzun duvarlarının yüzeyi yeşil, koyu mavi ve sarı damarlı mermer levhalarla kaplanmıştır. Havuza 3 yerden merdiven ile iniş sağlanmaktadır. Havuz tabanında duvarı süsleyen heykel ve heykellere ait başlar bulunmuştur. Natatio, Apoditarum'un batısında, Palaestra'nın güneyinde yer alır. Palaestra'nın güneyine 4 tam 2 yarım sütunla açılan mekan burada yapılan spordan sonra girilen soğuk su havuzunun bulunduğu mekandır. Mekanın doğu, batı ve apsisli güney duvarlarında niş düzeni yer almaktadır. Doğu duvarda 4, batı duvarda 3 niş bulunur. Batı duvardaki 4. nişin yerine bir kapı açılmıştır. Kapı kuzey-güney yönlü bir koridora açılmaktadır. Koridorun güney ucu hamamın dışına, kuzey ucu ise Palaestra'nın güney-batı köşesine açılır. Her iki duvardaki ilk nişler yuvarlak, diğerleri dikdörtgen planlıdır. Güney apsisli duvarda ise 5 adet niş bulunmaktadır. Mekanın ortasında, mekan ile aynı planda bir havuz vardır. Havuz 10.70 çarpı 16.75 metre ölçülerinde ve 1.50 metre derinliğindedir. Havuza giriş kuzeybatı ve kuzeydoğuda bulunan beşer basamaklı merdivenler ile sağlanmaktaydı. Üstü açık olan mekanın yan duvarları ve havuz tabanı kireç taşındandır. Havuz tabanının kuzeydoğu köşesindeki merdiven basamağının önünde bir boşaltma deliği bulunmaktadır. Havuzun fazla suyu bu delikten atılmakta ve temizlik amacıyla su yine buradan boşaltılmaktaydı. Kirli sular kentin kanalizasyon sistemine ulaşmaktaydı. Mekanda zengin bezemeli bir cephe mimarisi uygulanmıştır. Nişlerin içlerinde ve yanlarında 1.50 metre yükseklikte payeler mevcuttur. Yanlarda bulunan payeler sütunları muhtemelen daha sonraki bir evrede eklenmiş olan nişlerin içindeki payelerde suyu havuza akıtan çörtenleri taşımaktaydı. Nişlerin içi ve mekanın tüm duvar yüzeyleri yeşil, koyu mavi ve sarı damarlı mermer levhalarla kaplıydı. Havuz tabanında Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kaliteli işçiliğe sahip çok sayıda heykel ele geçmiştir. Bunlar Higeia heykeli, Asklepios heykeli, Harpokrates heykeli, olan Genius, Artemis heykeli, iki adet Nemesis heykeli, Herakles heykeli, giyimli kadın portre ve rahibe heykelleridir. Mekan, mimari açıdan iki evrelidir. Hamamın Calderium ve Frigidarium mekanlarıyla çağdaş olan ilk evrede havuz yoktu. Planı ve niş düzeni aynı olmakla beraber nişlerin içinde payeler bulunmuyor. Muhtemelen havuzun ve dolayısıyla havuza su akıtan çörtenlerin ve bunları taşıyan payelerin de olmadığı İlk evrede nişlerin içleri heykelleri sergilemek amacıyla kullanılıyordu. Frigidarium, soğukluk bölümü 3 nolu mekan, Perge'deki Roma hamamının en büyük odasıdır. Dikdörtgen planlıdır. Taban döşemesi opus sectile tarzında renkli mermer mozaikle kaplıdır. 1.40 metre derinlikte bir havuzu bulunur. Bu bölümdeki havuzun içinde
7 tane Moğusa heykeli ve Apollon'a adanmış bir sunak bulunmuştur. Tanrı Apollon burada sanata ön ayak olan Moğusaların efendisi olarak tapınmıştır. Odanın girişinde küçük bir havuz vardır. Bu bölüm havuza girmeden önce ayakların yıkanması içindi. Ayrıca bu bölüm kirli suyu ayrı bir haznede toplayıp mekanın dışına atık su kanalına akmaktaydı. Soğukluk, Palaestra'nın kuzey batısında dikdörtgen planlı ve 35.33 çarpı 12 metre boyutlarındadır. İçinde herhangi bir ısıtma sistemi bulunmadığından hamamın frigidarium'u olarak tanımlanmıştır. Soğuk su yüzme havuzunda olduğu gibi güneyinde bir apsisle sona eren mekanın üzerinin tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Natatio ve Frigidarium'daki bu apsisli dikdörtgen salonlar Anadolu'da apsisli salon çeşidinin en görkemli uygulamalarıdır. Mekan 3 ayrı girişe sahiptir. Kuzey duvarda bulunan kemerli büyük kapı ana giriştir. Bu kapı ilk evrede de hamamın ana girişi olmalıdır. Palaestra'nın güneybatısındaki 3 basamaklı giriş ile batı duvarındaki tepidarium'a bağlantı sağlayan giriş, frigidarium'un diğer kapılarıdır. Bunların dışında batı duvarda 2 geçit daha vardır. Biri tepidarium ve frigidarium mekanların duvarları arasında uzanan beşik çatılı bir dehliz biçimindedir. Diğeri ise frigidarium'a ait havuzun başlangıcındaki nişte yer almakta ve hamamın dışına açılmaktadır. Mekanın güneyini kaplayan havuz 13.70 çarpı 10.10 metre ölçülerinde ve 1.40 metre derinliğindedir. Havuzun kuzey kenarı boyunca ise havuza girmeden önce ayakların yıkanması için 0.65 metre genişliğinde, 0.25 ile 0.10 metre derinliğinde bir kanal bulunur. Havuza kuzey doğusunda ve kuzey batısında bulunan 5 basamaklı merdivenlerle ulaşılır. Merdivenler arasında havuzun kuzey duvarı boyunca bir seki uzanmaktadır. Havuzun tabanı mermer levhalarla kaplıdır. Bu havuz Roma İmparatorluk dönemi hamamlarında görülen Piscina ile özdeşleştirilir. Kanalın atık suyu ise mekanın dışındaki pis su kanalına akmaktadır. Frigidarium'un tabanı Opus Sectile tekniğinde beyaz ve koyu mavi taşlar ile geometrik şekilde bezenmiştir. Duvarlar belli bir yüksekliğe kadar mermer levhalarla kaplıdır. Havuzun apsisli güney bölümü ile doğu ve batı duvarlarında natatio olduğu gibi bir niş düzeni bulunmaktadır. Bu nişlerin içinde ve yanlarında bulunan payeler yine natatio'da olduğu gibi sütunları ve çörtenleri taşımaktadır. Kireç taşından yapılmış arşitrav ve saçaklıklar ise muhtemelen çörten işlevli kullanılmıştır. Mekanın güneyindeki havuzun tabanında hepsi milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen 7 adet Moğusa heykeli bulunmuştur. Bunların yanı sıra Apollon'a adanmış bir sunak ortaya çıkarılmıştır. Üzerindeki yazıta dayanarak Apollon'un bu mekanda Moğusa Getes olarak tapınım gördüğü öne sürülmüştür. Tiyatroda devşirme olarak kullanılmış bir yazıtta kentte bir Moğuseon olduğu kanıtlanmıştır.
Muzeyonlar özellikle felsefi, bilimsel ve kültürel araştırmalar için kurulmuş olan yüksek prestijli kurumlardı. Geç Antoninuslar, Severuslar dönemi başlangıcında Muzeyonlar kültü ve Muzeyon'un da Frigadrum'un kuzey kısmında bulunduğunu, daha sonra kültürel ve eğitsel faaliyetlerin tanımsız ve Claudius Peison mekanlara taşınmış olabilir. Tepidarium ılıklık bölümüdür. Burada dikdörtgen boyutlu bir havuz bulunur. Düz hatırlı ve orijinal büyüklüğünde bugüne kadar gelmiş 3 adet büyük pencere ve tabanında ise hipokaust olan yerden ısıtma sistemi bulunur. Hipokaust sistemi ve güneye yönelik geniş pencereler sayesinde öğle güneşini iyi alması açısından sıcaklık bölümü özelliğini iyi sergilemektedir. Frigidarium ve Caldarium arasındaki kuvvetli ısı değişimini dengelemek için iki mekanın tam arasına yerleştirilmiştir. Frigidarium'un batısında bulunan, ekseni ona paralel 29.60 metre uzunluğunda, 11.60 metre genişliğindeki mekan, hamamın tepidarium'u ılıklık bölümüdür. Doğu duvarında bulunan bir kapıdan, Caldarium'a kuzeyindeki kemerli bir geçitten tanımsız mekan, batıdan ise düz lentolu bir kapı ile Caldarium'a geçiş sağlanır. Güney duvarda üzerleri düz hatırlı 3 büyük pencere bulunmaktadır. Bu pencereler ve korumları mekanın öğlen güneşinden ve ısısından büyük ölçüde faydalanmasını sağlamıştır. Pencerelerin önünde mekanı güneyden enlemesini sınırlayan bir havuz bulunur. Mekanın tabanının tahrip olmuş kısımlarından 1 ve 9 nolu mekanlara doğru devam eden hipokaust sistemi görülebilmektedir. Hamamın tepidarium'u olan bu mekanın Caldarium mekanında da olduğu gibi sıcak ve nemli olmasından dolayı herhangi bir heykeltıraşlık eserine rastlanmamıştır. Tepidarium'un hemen batısında yer alan Caldarium, eksenleri birbirine paralel olarak uzanan, güneye yönelik 5 mekandan en batıdaki dikdörtgen planlı mekandır. Hamamın Caldarium'u yani sıcaklık bölümü olan mekan 25.50 çarpı 13.50 metre boyutlarındadır. Mekanın duvarları günümüze çok iyi koruna gelmiştir. Batı duvarda 3 kemerli bir apsis bulunmaktadır. Orta apsisin içinde büyük taş bloklarla örülmüş, yarım daire şeklinde ve mekanın dışına taşan apsisin içini bir havuz kaplar. Havuz iki yandan duvar kalınlığını da içine alarak atnalı şeklinde bir plan göstermektedir. Apsis duvarını iç taraftan 0.20 metre genişliğinde küçük bir kanalı çevrelemektedir. Bunun önünde tam ortada Prafernium yani külhan ile ilgili olabileceği düşünülen büyük bir menfez bulunmaktadır. Mekanın güney duvarında ise 3 kemerli bir pencere bulunmaktadır. Duvarın önünde tepidarium olduğu gibi boydan boya uzanan bir havuz yer almaktadır. Havuzun kuzey kenarında 2 basamak ve korkuluk levhaları bulunur. Basamakların altında ve havuzun batı kısmında suyu boşaltmaya yarayan delikler vardır. Havuzun batı bölümünün tabanında birinci basamaktan güney duvara doğru bir set uzanır.
Tuğla ve taş ile örülmüş olan bu setin arkasında bulunan bir oluk suyun iki yana akmasını sağlar. Bunlar havuzun içindeki suyun boşaltılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca mekanın doğu duvarına bitişik bir oturma sekisi yer alır. Mekanın batı duvarında ortadaki büyük, yanlarda ise daha küçük olan kemerli üç hücre yer alır. Bu hücrelerden güneybatıdaki bir havuz içerir. Havuz genelde hücreler içine yerleştirilen ve alveosun karşısında yer alan soğuk su havuzu olan labrum yapısıdır. Diğer iki niş kazılmamış ancak onların da içinde havuzların yer aldığı düşünülmektedir. Kalderum diğer odalara nazaran daha küçüktür. Dikdörtgen planlıdır. Taban altından ılıklık bölümünden gelen, devam eden hipokaust sistemi bütün tabanı kaplar. Hem güneye hem de batıya yönelik kolay güneş alan geniş pencereleri nedeniyle kalderum olarak tanımlanmıştır. Havuzlar alveus adı verilen sıcak su havuzlarıdır. Ayrıca odada labrum adı verilen soğuk su havuzları da bulunmaktadır. Sıcak havanın çift katlı duvarlar arasında dolaşmasını sağlamak için küntler yerleştirilmiş. Ayrıca duvarlarda T biçimli tuğla çiviler ile ısıtılıyordu. Mekanın güneydoğu dış cephesinin önünde Tepidarium'dan bu mekana su getiren bir künk dizisi yer almaktadır. Bu künk dizisi Tepidarium duvarına 50.50 x 50.50 metrelik bir delikten geçip dışarıda hafif bir eğimle uzanarak Kalderium duvarına açılmış diğer bir delikten içeriye girmektedir. Künk dizisinin Kalderium içinde kalan kısmı kurşundandır. Mekanda birleşik kaplar metoduyla çalışan 3 tane büyük kazan, birkaç tane de külhan bulunmaktaydı. Bronz kazanların izleri odadaki incir ağacının olduğu yerde bulunmuştur. Yer yer çökmüş zeminin altında, tüm mekan içinde devam eden hipokaust sistemi çağın ileri mühendisliğini en iyi yansıtıyor. Hamamın kalderumu kentin batı surlarına en yakın olan mekandır. Su, sur duvarlarını aşarak hamama ulaşır. Sur duvarının doğu cephesinde suyun geliş yönünde kalkerleşmiş tabakalar görülmektedir. Su, bu mekana künkler ile gelip ısıtıldıktan sonra hamamın sıcak mekanlarına yine künklerle dağıtılmaktaydı. Kalderium'da aynı Tepidarium ve Frigidarium'da olduğu gibi bir tonoz ile örtülü olduğu, kuzey duvarına ait blok taşların mekanın içine yıkılmış olmasından anlaşılır. Yedi nolu tanımsız mekan, Frigidarium'un kuzeyinde onunla aynı eksende, kuzey-güney doğrultusunda uzanır. 46.80 metre uzunluğunda, 13.40 metre genişliğinde dikdörtgen planlıdır. Bu mekanda bulunan heykellerin yazıtlarından, Claudius Peison isimli birinin heykelleri buraya bağışladığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu mekan Claudius Peison Galerisi olarak adlandırılmıştır. Frigidarium'a kemerli bir kapıyla bağlanan mekanın Korint düzeninde sütunlu doğu kenarının güney kısmı palaestra,
kuzey ve batı portiklerine açılmaktadır. Batısı 8, 9 tanımsız mekanları ve Tepiderum ile sınırlanmıştır. Kuzeyine ise sonraki bir dönemde bir apsis eklenmiştir. Güneyinde Frigidarium'un sonuna kadar uzanan, yine daha sonraki dönemlerde yapılmış bir duvar bulunmaktadır. Burada batı ve kuzey duvar boyunca uzanan, oturma amaçlı yapıldığı düşünülen bir seki mevcuttur. Mekanda milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen toplam 38 adet heykel Jale İnan tarafından saptanmıştır. Taban tamamen mozaik döşelidir. Batı ve kuzey duvar boyunca uzanan oturma sekisi, mozaik kaplı tabanı, sunakları, mermer kaplama levhaları, yazıtlar ve heykeltıraşlık eserleri bu mekanın fikir, sanat ve sosyal amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Claudius Peison Galerisi'nin kuzeybatısında bulunan 8 nolu tanımsız mekanın doğusu olduğu gibi bu galeriye açılmaktadır. Hamamın diğer mekanlarından farklı olarak doğu-batı yönünde uzanan mekanın güney duvarı muhtemelen Helenistik dönem sur duvarları üzerine inşa edilmiştir. Kuzey ve batı duvarlar iyi koruna gelmiştir. Kuzey duvarda iki büyük niş yer almaktadır. Doğudaki niş içinde Claudius Peison Galerisi'nden gelen oturma sekisi devam etmektedir. Batıdaki niş içinde ise 0.70 metre derinliğinde bir havuz bulunur. Mekanın içinde batı duvar boyunca uzanan, tabanı mermer kaplı büyük bir diğer havuz daha yer almaktadır. Kuzeydoğu ve kuzeybatıdan dörder basamakla inilen bu havuz 1.45 metre derinliğe sahiptir. Yapımında kullanılan devşirme malzemeler geç bir dönemde yapıldığını gösterir. Havuza batı duvarın üstündeki set duvarı üzerinde insuto olarak bulunan çörtenler ile su doldurulmuştur. Duvarın arkasında yapılan sondaj ile buraya su getiren künkler saplanmıştır. Havuz içinde de suyu boşaltmaya yarayan 3 adet drenaj deliği saplanmıştır. Mekanın güney duvarında da kuzey duvarında olduğu gibi bir niş düzeni uygulanmış ancak ortadaki ve batıdaki nişler içinde bulunan geçitler daha sonraki bir dönemde örülerek kapatılmıştır. Mekanın güneydoğusunda 9 nolu tanımsız mekana geçiş sağlayan bir geçit bulunmaktadır. Mermer kaplama tabanın altında hipokaus sistemi olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak mekanın Claudius Peison Galerisi'ne açılıyor olması ve herhangi bir ısıtma sistemine rastlanmaması bu mekanın ikinci bir Frigidarium olabileceğini düşündürmektedir. Başta bağımsız olarak inşa edilen mekan, sonraki evrelerde hamamın kuzeye doğru genişlemesi ile hamam kompleksine dahil edilmiştir. Mekanın kuzey duvarında ve güneybatı köşesinde görülen tonoz eğriliğinden üzerinin beşik tonoz ile örtülü olduğunu söylemek mümkündür. Mekan içinde hepsi Antoninuslar dönemine tarihlenen Athena heykeli, üç güzeller grubu, Afrodit heykeli ve bir kadın başı bulunmuştur. Heykellerin sergilenmesine elverişli olması mekanın ısıtılmadığını kanıtlamakta ve Frigidarium olarak kullanılabilme olasılığını artırmaktadır.
Ancak mekanın işlevi hakkında sonuca varmak şimdilik mümkün değildir. Dokuz nolu tanımsız mekan, hamamın kuzeybatısında, sekiz nolu tanımsız mekanın güneyinde bulunmaktadır. Ekseni diğer mekanlara diktir ve doğu-batı doğrultulu iki mekandan güneydekidir. Bu mekana Kaldırium ve Tepidarium'un kuzeyinden, sekiz nolu mekanın güneyinden girilebilmektedir. 13.75 metre genişlikte olan dikdörtgen mekanın uzunluğu saptanamamıştır. Mekanın güneybatısında 2.25 x 3 metre boyutlarında bir havuz bulunur. Mekanın kısmen çökmüş tabanı altında 1 ve 2 nolu mekanlarda da devam eden hipokaus sistemine rastlanmaktadır. Bu mekanın işlevi kesin olarak tanımlanamamıştır. Ancak bu konuda bazı varsayımlar mevcuttur. Mekanın ısıtma sistemine sahip olmasından ve yapısal özelliklerinden dolayı lokonikum denilen terleme odası veya alipterium olan yağlanma ve terleme odası olabileceği muhtemeldir. Palaestra'da ele geçmiş bir yazıtta Plancius Varus'un bir alipterium adadığı belirtilmiştir. Ayrıca Postumius Cornutus isimli bir kişinin Lakonikum bağışıyla alakalı bir mermer kaplama levhası da bu yapıyı tanımlıyor olabilir. Mekanın güney duvarında tonoz ile örtülü olduğuna dair bazı izler vardır. Mekanın yapısal özellikleri hamamın diğer sıcak bölümlerinde olduğu gibi heykel sergilenmesine müsait değildir. Güney hamamın son mekanı olan 10 nolu mekan, 9 nolu mekanın hemen batısında yer almaktadır. Burada kazı yapılmamış ancak yapılan sondajlar sonucunda hamamın teknik tesisleriyle ilgili önemli bilgiler elde edilmiştir. Hamamın ısıtma tesisatının bulunduğu bu mekanda, İçinde su ısıtılan kazanların yerleştirildiği silindirik yapılar, ateşin yakıldığı paraefernium olan külhan ve onunla ilgili delikler ortaya çıkarılmıştır. Doğu duvarında tuğladan bir kemer ve 9 nolu mekana doğru giden künklere de rastlanmıştır. Mekanın mimari özellikleri göz önüne alındığında Kaldırium ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. Varlıkları yazıtlardan öğrenilen ancak yerleri tam olarak belirlenemeyen ve Güney Hamam'da yer alabileceği düşünülen mekanlar arasında Moiseinon'un dışında Himatio, Filakion yani yıkanma ve spor öncesi çıkarılan giysilerin konulduğu mekan, Lakonikum'da olan terleme odası ve Spiristerion olan yetişkinler gimnazyonu bulunmaktadır. Spiristerion'un Güney Hamam'da bulunduğu ihtimali varsa da Kuzey Gimnazyon ve Cornutus Palaestrası olması da muhtemeldir. Güney Hamam'da birden fazla evre olduğu saptanmış, İki evreden ilkinde mimari bezemeler ve bazı heykeltıraşlık buluntularından dolayı Hadrianus dönemine tarihlenebilir. İkinci evrede ise M.S. 3. yüzyılda Helenistik dönem ve geç dönem kapısı arasında kalan alanın düzenlenmesi sırasında hamama eklemeler yapılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda ortaya çıkartılan Latince bir yazıtta Pergeli Roma vatandaşları ve Roma halkı tarafından
İmparator Titus Flavius onurlandırılmakta ya da bir ithaf yapılmaktadır cümlesi okunmuştur. Perge Güney Hamamı'nın yapımına Vespasianus döneminde başlandığını kabul etmek mümkündür. Hadrianus döneminde dört no'lu mekan imparatorluk salonu olarak düzenlenmiş olmalıdır. Yazıtta imparator tanrısallaştırılmadığı için henüz hayatta iken yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Vespasianus'un iktidara geçtiği milattan sonra 69 tarihi hamamın inşaatının başlangıcı için bir terminus post quem'dir. Antoninuslar döneminde ise yapıya bir takım ilaveler yapılmıştır. Severuslar döneminde de eklentiler ve değişiklikler gören hamam, geç antik dönemde de kullanılmaya devam etmiştir. Claudius Piso, Claudius Pison Galerisi, Basilica Termarum Claudius Piso Galerisi önemli bir galeridir. Heykel kaidesindeki yazıttan yola çıkarak arkeologlar tarafından bu ad verilmiştir. Aslında bu mekan Roma hamamlarında çok görülen Basilica Termarum'dur. Kuzey ve batı duvarlarının önünde oturma amaçlı mermer kaplı sekiler bulunur. Tabanı milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik desenli bir mozaik ile kaplanmıştır. Burada çok sayıda heykel bulunmuştur. Bulunan heykellerin 11 tanesi Claudius Piso tarafından bağışlanmıştır. Hamamda işlevi henüz belirlenemeyen iki mekan daha bulunur. Hamamda Aleipterion yani vücudun yağlandığı terleme odası, Hymatiophylakion yani elbise koruma, saklama alanı, vestiyer ile Laconicum yani terleme odasının da olduğu yazıtlardan bilinmektedir. Ancak hangisi hangisidir o henüz belirlenmemiştir. Bu bölümün milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Taban mozaikleri ve mermer duvar kaplamaları ise daha geç döneme belki milattan sonra 4. yüzyıl tarihleniyor. Perge gibi zengin bir kentin devasa hamamlarının olmama ihtimali yok. Kentin iki büyük hamamından biri Güney Hamamı'dır. Anıtsal yapı Propilon'un hemen arkasında kalmaktadır. Perge'nin ayakta kalan en sağlam yapılarından biri olmasıyla da özel olan bu hamamı iyice gezmek lazım. Hipokaus sistemi dediğimiz hamamlarda kullanılan ısıtma yöntemini de çok net görebileceksiniz burada. Bu alttan ısıtma sistemi Romalılar tarafından yoğun olarak kullanılan merkezi ısıtma sistemidir. Burada üretilen sıcak hava kanallar aracılığıyla duvarlara veriliyor. Böylece tüm yapı ısınıyordu. Perge'yi tam olarak anlamak için Antalya Müzesi'ni mutlaka gezmek gerek. Anıtsal kapı, Propilon Roma dönemi mimarisinde şehrin önde gelen kamu yapılarının girişini süsleyen anıtsal kapılar, ana yapıya geçişi sağlayan estetik düzenlemelerdendir. Güney Hamamı'nın doğuya bakan cephesini hareketlendirmek amacıyla simetrik olarak tasarlanmış olan bu düzenleme, Severuslar döneminde Helenistik kuleli oval avlunun yapımı sırasında hamama eklenmiştir.
Kazısı 1969 yılında tamamlanan bu anıtsal kapı, zeminden iki sıra basamaklı mermer kaplı platform üzerinde inşa edilmiştir. Kare formlu postamentler üzerinde yükselen yivsiz granit sütunlara Korint nizamındaki başlıklar eşlik etmektedir. Roma döneminde şehirlere dikilen anıtsal kapılar estetiği ve zerafetiyle dikkat çekmektedir. Buradaki anıtsal kapıda bir Roma eseri olup Güney Hamamı'nın doğuya bakan cephesini hareketlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Yapının üst konstrüksiyonu geometrik ve bitkisel dekorasyona haiz kabartmalardan oluşan mimari elemanlarla hareketlendirilmiştir. Gerek yazıtlar, gerekse yapının mimari üslubu dikkate alındığında anıtsal kapının Septimius Severus dönemine milattan sonra 197-211 arası tarihlendirilmiş. Severuslar döneminde inşa edilen bu kapı, iki basamaklı mermer kaplı bir platform üzerine dikilmiştir. Yapının hem yazıtına hem de süslemelerine bakıldığında İmparator Septimus Severus dönemi eseri olduğu ortaya çıkmaktadır. Yivsiz granit sütunlar ve sütunların üzerindeki Korint tarzda süslemeler dikkat çekmektedir. Kapının üst kısmı ayakta olmasa da Perge kentinin en gözde yapılarından biri olduğu gerçeğidir.